Selamünaleyküm arkadaşlar. Umarım kamera açısı güzeldir. Benim traktörle bugün yola çıkacağız. Yolda birkaç bir konudan bahsedeceğim sizlere. Bu arada kış ayı geldi malum. Havalar soğudu. Eğer Kars tarafındaysanız ya da ne bileyim öyle çok soğuk bir yerdeyseniz dizel aracınız varsa geçmiş olsun. Mazot donma ihtimali var arkadaşlar. Bunları kontrol etmeden motor suyunu, motoru kontrol etmeden yola çıkmayın, bilginiz olsun. Bunun da bilgisini verelim. Hatta eğer o taraflarda soğuk taraftaysanız dizel araba kesinlikle tercih etmeyin. Ama şu anda bakarsanız benim traktörde oldu 100.000 lira. Fazla değil yani. 6-7 ay önce bir video çekmiştim aracı aldığımla alakalı. 50-60 bin liralık araç diye bahsetmiştim bunda. Şu anda bakıyorum 100 bin lira. Satar mıyım? Satmam. Yapıp bineceğim demiştim. O zaman demişler ki vay efendim, satmak için araba alıyorsunuz, bineceğim diye milleti kandırıyorsunuz, bu şekilde video çekiyorsunuz. Şimdi mevzu değil. Aslında ben sizinle şu konuyu konuşmak istiyorum. Bundan yaklaşık 2,5 yıl önce, ne yazık ki 2,5 yıl önce demek zorunda kalıyorum ki şu anda araç fiyatları ciddi anlamda arttı. 2,5 yıl önce abimizin biri buradan kalkıyor. Şehir vermeyeceğim ama ortalama Samsun'dan 1.000 kilometre uzağa gidiyor bir Tiguan almak için. Tiguan 160'lık TCI. Hatta videosu var kanalda. Onun devamı gelmemişti. Motoru olduğu gibi toplamıştık. Çünkü neden? Söktüğümüzde biz o araçta ne gördük arkadaşlar? Piston, gömlek dibe doğru çakılmıştı. Tamam mı? Bu abi bu aracı aldı. Alır almaz tabii ki de Samsun'a geldi. Yaşadığı olayları anlatacağım. Bir de siz de burada nasıl dikkat etmeniz gerekiyor bunları da anlatacağım. Çünkü niye biliyor musunuz? Bugün berbere de gitsem, bakkala da gitsem, çakkala da gitsem herkesten aynı hikayeyi duyuyorum. Ya bundan araba aldım böyle çıktı. Şundan araba aldım böyle çıktı. Şöyle çıktı. Bir sürü hikaye var. Dolandırıcılar türedi ortalığa ya. Yani bunların üzerinde de bir değin diyen arkadaşlarımız da vardı. Ben de dedim ki zaten hazır takipçiler azalmış. Az kitleye video çekmek daha kolay. Bence daha kolay yani. 10.000 kişinin izlemesi var. Bir de tutup da bizi 3.000 kişinin, 5.000 kişinin izlemesi var. Tabii ki de 5.000 kişiye video çekmek daha kolay. Şimdi arkadaşlar abimiz gidiyor 1000 kilometre uzağa arabayı alıyor. Geliyor. Samsun'da araba teklemeye başlıyor. Bize getiriyor. Biz de bakır bu bizim yaşadığımız. Ama daha sonrasında size bunları hikaye olarak anlatacağım. Anlatan ustalar tarafından. Abimiz getiriyor bize aracı. Diyor ki ustam bu tekliyor. Ulan bakıyoruz biz de 160'lık piston mu kırmış, sekman mı kırmış. Hani genelde hastalık oluyor ya onlarda. Belli başlı arızaları artık biz tanıyoruz çünkü. Ulan piston mu kırmış, o mu kırmış derken bobin buji falan filan derken böyle araştırmaya giriyoruz tabi. Diyoruz ki bu motoru açacağız abi, bu bobin buji işi değil, ateşleme işi değil. Biz bu motoru açmamız gerekiyor. Abi dedi ki tamam açın bakın, biz de açıyoruz. Ona gömlek çıkıyor falan, gömlek çakmışlar, yağlama jetine vurmuş. Biz diyoruz ki abi bunun masrafı o zamanlar 15-20 bin lira civarında. Dedik ki yani abi bunun bu kadar masrafı var. Sen bunu ekspertize falan filana soktun mu? Soktum. Ne olacak bu araba? Toplayın arabayı, ben geri vereceğim arabayı. Tamam abi. Bütün eski contaları da arabayı geri topladık. Araba çalıştı bu arada. Sindir kapak vesaire hepsi çalıştı. Neyse abiye verdik tabii. Araba 1000 kilometrede yol gitti mi o motorla? Tekliyor tukluyor ama gidiyor. Ha dayımın biri burada kalmış ya. Neyse yardım eden var. Yardım eden olmasaydı dayım arabayı çalıştıracaktım. Tekliyor tukluyor. Neyse bu abimiz 1000 kilometrede yolu da gidiyor. Satıcıyı bulacak, arabayı geri verecek. Bana ayıplı mal sattın kardeşim. Neyse. Bakın işin enteresan tarafı orada. Abi gidiyor. Adamı arıyor. Adam akşama doğru noteller kapat, hani devir verecek ya, akşama doğru telefonu açıyor. Ondan sonra acaba diyor buyur kardeş böyle böyle, tamam mı tamam. İşte sen bana ayıplı mal sattın, tamam. Sen bunu geri almak zorundasın, tamam diyor. Benim diyor kaybımı vereceksin diyor. Galerici bu arkadaş. Herkes tenzih ediyor, herkes bu şekilde olmaz. Sen diyor benim kaybımı vereceksin diyor.
Yani o da diyor ki yani sen bana ayıplı mal sattın. Ben Samsun'dan 1000 kilometre yol geldim, gittim, geldim. Bu kadar masraf ettim. Bir de şimdi geri gideceğim. Sen benden bir de üstüne üstlük işte değer kaybı istiyorsun. Ya da işte arabayı geri alacağım ama bilmem kaç para eksiğini alacağım. Kusura bakmayın tünele girdim. Aslında yapmamam gerekiyordu. Diyor ki ben seni mahkemeye vereceğim diyor bizim abi. Arabayı satın alan abi diyor ki ben seni mahkemeye vereceğim. Bunu diyor ki ver. Galerici pişkin pişkin ver diyor. Adam öyle bakınca tabii iş değişiyor. Adam arabayı çünkü o zamanın parası şöyle söyleyeyim size 87 bin liraya mı yeniden yanlış hatırlamıyorsam arabayı alıyor. 87 bin liraya buraya geliyor. Adam arabayı 65 bin liradan geri istiyor. 65 bin liradan geri almak istiyor. Tabi o da vermiyor. Salak değil. Yani o kadar zarar niye edeyim ben? Mal mıyım diyor kendince. Arabayı alıyor. Buraya geliyor. Adama diyor ki mahkeme açayım. Mahkemeye vereyim. Bir avukatın yanına gidiyor. Zaten işler burada başlıyor. Bakın çok dikkat edin bu konuya. Avukatın yanına gidiyor abi. Diyor ki benim böyle böyle bir derdim vardı. Ben 1000 kilometre uzaktan böyle arabayı aldım falan filan işte. Ben sana size anlattıklarım neyse avukata da anlatıyor. Böyle çıktım motoru açtırdım, kapattırdım, işte topladım, gittim, satıcıyı buldum. Satıcı bana böyle dedi. Benim burada cebil gibi zararım var falan filan. Anlatıyor avukata. Avukat da diyor ki noter sözleşmesini getir bakayım satışnamesini. Abi noter satışnamesini bir getiriyor. Karşı taraf orada karambole mi gelmiş ne olmuşsa aracı alırken 65 bin TL'ye sattın diye aracın fiyatını 65 bin lira olarak arkadaşlar orada yazıyor. Ne oldu? 65 bin lira yazdığı için de adamı mahkemeye versen daha iyi. Adam seninle uzlaşmaya gidiyor. Uzlaşmaya gitse bile o motoru yani o arabayı senden geri alıyor ama sana geri ödeyeceği para 65 bin TL. Daha fazlasını bekleme. Yani ne oluyor bu sefer arkadaşlar? Aracı satarken veya alırken satarken de tutarı doğru yani kaç paraya verdiğinizi yazdırın. Alırken de yazdırın. Yüksek yazdırın önemli değil ama kesinlikle alçak yazdırmayın. Niye? Böyle duruma düşmeyin arkadaşlar. Bu yani birçok anı var böyle size anlatacağım. Birçok şey var. Bu ekspertizlerle benim müşterilerimin arasında geçen olaylar. İşte ekspertizin kimisinin farklı rapor çıkartıp kimisinin farklı rapor çıkarttığı aynı günde. Ha? 24 saat geçerli ya. Aynı günde iki rapor var. Ekspertizlerin bu konuda neler yaşadıkları, kullanıcıların neler yaşadıkları bir sürü anı var bende. Eğer bunları duymak isterseniz bu şekilde şuradan telif yemeyelim, camımızı kapatalım. Duymak isterseniz yapmanız gereken belli zaten. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ha bu arada izlenmelerim düştü ya. Niye videomu like atmıyorsunuz ya da yorum atmıyorsunuz diye? Ön plana niye çıkartmıyorsunuz? Faydalı bilgi veriyorum diye değil mi? Kesin ondandır. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Thank you.